kendisi biliyorsunuz hani şirketin süresi maddesi var yine ticaret kanunundan gelen. Orada da faaliyet ruhsat süresinden az olmaması gerekiyor. Çünkü faaliyet ruhsat süreleri üstad bahsettiği bir karar var. O karara istinaden işte belli faaliyet konuları yapabiliyorsunuz. Onu yaparken de ruhsat süresi de faaliyet konumuza göre. Mesela eğer siz yatırımcıysanız, yani kendi arazinizi satın aldınız, satın alamıyorsunuz da diyelim ki bölge tahsis edildi size. Siz oraya bina yapacaksınız. O zaman yatırımcı statüsüne de giriyorsunuz. Yatırımcı ve üretim ruhsatı aldığınızda ruhsat süreniz diyelim ki 45 sene oluyor. Mesela eskiden bu kadar uzun süreler de bazen oldu, 30 civarında süreler. 45 yıldan kısa bir süreli bir şirket faaliyetini devam ettiremez elbette ki ruhsat süreniz 45 sene olacaksa. Dolayısıyla o maddede çok önem arz ediyor. Devam ediyorum. Bir de ne dedik? İlki merkez adresi serbest bölgenin içinde olanlar, bir de şube kuruluşu var. Yine bu aynı şeyin içinde, genelgenin içinde anlatılmış. Nasıl bir karar alınması gerektiğine bile karışıyor eski müsteşarlık, şu anki genel müdürlük. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Serbest bölgenin işte özellikle şubenin sonunda hangi serbest bölgeyse onun yer alması gerekiyor. İşte diyelim ki şeydeki TÜBİTAKMAM serbest bölgesi şu şubesi diye bir fiil onun yazılması gerekiyor. İşte sermaye tahsisi demiştik. Sermaye ne kadar tahsis edildiğine dair bilgilerinde içinde yazılması gerekiyor. Oraya bir müdür ataması, ne kadar süre temsil edeceği vesaire. O da aynen bu kararın çıkması gerekiyor. Şirketi kurduk, hemen sesini devretmeyeceğiz tabii. Bu önemli olduğu için sırada bu geliyor. Kuruluş işlemleri ya da faaliyetinin son bulma işlemleriyle alakalı olduğu için. Normalde şirketi direkt siz devredemiyorsunuz. Tabii ki hisse devri yapılması gerekiyor. Burada üstadın da tecrübeleri var. Geçmişte bizim değinmiyordu bu hisse devirlerine. Sürekli engel çıkartılıyordu ama şimdi hisse, yani siz direkt şey yapabilirsiniz, yani hissenizi gidiyorsunuz, limited şirketseniz değil mi, ne yapıyorsunuz, noterde direkt devir yapabiliyorsunuz. Buna kimse karışabilir mi fiilen? Biraz zor ama eskiden bunun için de izin alınması gerekiyordu. Şu anda bu belgeler ibraz edilerek hisse devirleri yapılabiliyor. Yani şirket devredilemez kendisi bir başka şirkete ama hisseleri devredilebiliyor. Bu konuda uygulamalar var, yapılan tecrübelerimiz var. Bir de tasfiye durumunda ne olacak? İçeride yatırım yaptık, bir sürü şeylerimiz var. Biliyorsunuz serbest bölgeye, biraz sonra bahsedeceğiz ama serbest bölgeye dört şekilde işlem yapabiliyorsunuz, yani mal sokabilmek için. Bunlardan ilki ticari mal, yani ticaret yapıyorsanız mal içeri sokabiliyorsunuz. Ticari mal diye tanımlamanız lazım. İkincisi işte demirbaş, yatırım yapacaksınız, demirbaş sokabiliyorsunuz. Üçüncüsü sarf malzemesi sokabiliyorsunuz. Dördüncüsü de yatırım malzemesi denir, kuruluş aşamasında alınan malzemelerdir. Bu dört kalıp dışında başka şekilde serbest bölge işlem formuna da yazar bunlar. Serbest bölge işlem formuna da olur, bahsedeceğiz. Bunun dışında işlem yapamıyorsunuz. Şimdi bu kalıba giren malları içeri soktuktan sonra tasfiye durumunda nasıl yapacaksınız? Bu tabii ki her zaman olduğu gibi izne tabi. İzin almadan bu sürece geçemiyorsunuz. Bu sürece geçme aşamasında da o iznin tipine göre bu malları ya başka bir yere satmanıza izin verirse satabiliyorsunuz, yoksa tasfiye sonucunda tas işlemen devletin bir kurumu var, onları devrediyorsunuz. Çünkü Türkiye'ye eğer sizin biliyorsunuz yatırım yaptığınız demirbaşınız var, ikinci ürün izin dışında sokamazsınız. Ya da bir yine genelge var, ithalatla ilişkili, üretmekle hatırlamıyorum. Onun orada yazılı şeyler dışında her şey izne tabidir. İkinci el mal sokulmaz Türkiye'ye. Dolayısıyla tasfiyenin durumuna göre, malların durumuna göre tasfiye işlemi yapılıyor. En azından sermayeniz varsa onu serbestçe gönderebiliyorsunuz. Orada bir kısıtlama yok ama aynı sermaye yatırdıysanız hemen izne tabi. Aynı sermayeyi transfer edecekseniz, mal aldınız ya da ne bileyim şirket kuruluş aşamasında makine üretim yapacaksanız, onu tekrar dışarı gönderecekseniz, bunlar kolay işlemler değil. Onu sadece uygulamak istiyorum. Bu slide'ın anlamı o, yani hisseleri yapılıyor ama tasfiye aşamasında sıkıntılar var. Buyurun. Yurt dışından bir şirket buraya şube mi açıyor yoksa ayrı bir şirket mi açıyor? Şimdi şöyle, şeyde aktarmıştım, biraz daha vurgulayayım onu. Şimdi merkez ve şube yapılanması olduğundan bahsettik. Şey tarafında ise yurt dışından bir dar mükellef dediğimiz, yani yurt dışındaki yatırımcının şubesini açamıyorsunuz. Nasıl?
Türkiye'de bir yabancı bir şirketin şubesini açabiliyorsun. Mesela bankaların bir kısmı öyle kuruluyor Türkiye'de. İşte Citibank bilmem ne şubesi isimlerini izliyoruz. Kameradan sizlerle herhalde. Reklam yapmayalım. O şekilde açılır. Böyle bir uygulama yapamıyorsunuz serbest bölgede. Ama ne yapıyorsunuz? Şirketi eğer merkez adresli kurabiliyorsanız yabancı sermaye yatırım yapması da bir sıkıntısı yok. Yani bir engel yok. Müsteşarlık bizimle tabi değil öyle bir durum. Tabii ki ana sözleşmenizi inceliyorlar. Reddedebilme şansları var burada şirketin kurulmasına. Ama ayrı bir şirket olarak kurulmak zorunda. Yani merkezi ya Türkiye'de olacak ya da serbest bölgede olacak. Merkezi Türkiye olacak. Tabii onun şubesi ancak serbest bölgeye gelebiliyor. Yani yabancı yatırımcı konusunda sıkıntı yok ama şey yapamıyor. Yabancı firmanın şubesi olamıyor. Bundan cevap verebiliriz sorumuza. Şirketi kurduk ya da aynı aşamada faaliyete başlayacağı aşamasını kuracağız. Çünkü illa şirketi kurup şey yapma gibi bir durum yok. Faaliyete başlama, daha sonra faaliyete başlama gibi bir durum yok. Aynı anda da paralel de kurabiliyorsunuz. Yani onun süresi illa şey olmuyor. Yani önce şirketi illa kuralım, hemen faaliyet fırsatını alıp orada faaliyete başlayalım gibi bir zorunluluk yok. Şirketin şeyini gösteriyorsunuz, yani ana sözleşmesi bunu yapacağız vesaire, izin aşamasını başlatıyorsunuz. Ruhsatla paralel gidebiliyor ama tabii ki ortada bir güzel kişinin ortaya çıkması lazım. Ondan sonra faaliyet ruhsatı düzenlenebiliyor. Yani ikisi paralel giden durumlarda oluyor. Şimdi faaliyet ruhsatı çok önemli. Faaliyet ruhsatı olmadan faaliyette bulunamıyorsunuz. Bu da yine işte o izin alacak diyoruz ya, o izin alma aşamasının sonucu faaliyet ruhsatının size verilmesi ve faaliyete başlamanız. Ne faaliyetler yapılacağı zaten üstünden geçmiştik. O faaliyet konusu ruhsatın üzerinde yazar. O faaliyet konusu ruhsatın üzerinde yazmıyorsa o faaliyeti yapamazsınız. Diyelim ki ticaret yapacaksınız. Ticaret yaparken hangi malın ticaretinin yapacağı bile size soruluyor. Gitip yani o gümrük tarifi istatistik pozisyonuna göre hangi malları içeri sokacağınızı bile bildiriyorsunuz. Başvuru aşamasında başvuru formu doldurulurken. Diyelim ki vazgeçtiniz o malın ticaretinden, başka mal ticaret yapacaksınız. Onu bildirmek zorundasınız. Onun için ayrıca izin almak zorundasınız. Bu faaliyet ruhsatının revizesini gerektirmez. Sadece malların içeri girebilmesi için bir zorunluluktur, ön zorunluluktur. Buyurun. Bir tane şubesi var, bir dışarıda merkez var. Bir tane şubesi var. Bir tane şubesi var içeride. Tamam, okey. Şubeyi merkez yapmak istiyoruz. Diğerini de kapatmak istiyoruz. Bunu ben cevap vereyim mi müsaade ederseniz? Buyurun, tabii. Şimdi bir serbest bölgede merkezimiz, diğer serbest bölgede şubemiz var. Merkezi şubeye taşımak istiyorsunuz, evet. Öyle mi? İkisi de serbest bölge sınırları içinde yani şu anda mevcut. Şöyle. Önce merkezin adres nakli yapacaksınız, şubenizin olduğu yere ve şubenin kapanışını vereceksiniz. Adres nakli yapıldığı zaman zaten A bölgesinde artık faaliyetiniz sona ermiş oluyor. B bölgesine geçtiğiniz zaman şubenizin olduğu adrese yalnız adres naklini yaparken şöyle bir şey var arkadaşlar, o belki biraz detay ama $5,000 fonu bir daha veriyorsunuz. Yani İlk başta kuruluşta verdiğiniz ve şube için verdiğiniz $5,000 fonun dışında bu adres nakli esnasında da yeniden bir $5,000 fon serbest bölgeye gelen ürünü alıyoruz. Böyle özel bir durum var. Merkezi taşıdığınız için mi? Evet. Çünkü vermiştiniz biliyorum ama alıyorlar. Yani uygulama böyle. Çünkü şunu yapıyorlar. Burada kapanış, yani birinci bölgede kapanış, ikinci bölgede yeniden bir açılış söz konusu oluyor. Ruhsat açısından. A bölgesindeki ruhsatınız iptal ediliyor, B bölgesinde yeniden ruhsat çıkılıyor. Yeniden ruhsat çıktığı için bir $5,000 daha yatırıyorsunuz. Bu $5,000'ı alamıyorlar. Hayır. O $5,000'ları almak ancak müracaat anında vazgeçerseniz, daha henüz ruhsatı almadan vazgeçerseniz alabilirsiniz. Bu şekilde olan da uygulamayı yakinen bildiğim için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tekrar $5,000'ınızı almak durumundasınız ama yani ödemek zorundasınız. Ancak burada bir kapanış ve bir açılış gibi görüyorlar. Türk Ticaret Kanunu açısından merkez nakli aynen yine yapılıyor. Tamam mı? Yani serbest bölge A bölgesindeki ruhsatınızı iptal ediyor, B bölgesinde yeniden bir ruhsat veriyor. Bu da Ekonomi Bakanlığı'ndan bazı
500 mi dedi acaba? 500 üçüncü dolar. Bir rakam yoktu. 500 vardı orada. 500 dolar ruhsatınızı kaybederseniz yenilemek için ödeyeceğiniz paradır. 100 dolar alıyorlar bunu yenilemek için. Mevzuat öyle değil ama neyse. Çok önemli değil. Spesifik bir soru. Arada alalım. Herkese hani ilgilendirmeyelim. İsterseniz devam edelim faaliyet ruhsatına. Bir de tabii bunun başvuru süreci var. Biraz anlattım. Şirketin paralel gidiyor bu süreç. Şirketin hemen kurulması zorunlu değil ama faaliyet ruhsatının verilmesi için şirketin kurulmuş olması gerekiyor. Bu süreçte bir faaliyet ruhsat müracaat formu var. Bu çok şey, detaylı bir form. Dediğim gibi ne ticaret yapacaksanız hangi mal olur bile tarife sesi kostümünü yazmanız gerekiyor. Üretim yapacaksanız atığınız çıkıyorsa o atığı nasıl bertaraf etmenize kadar çok detaylı bir formdur. Ya da diyelim ki yasaklı maddeler var, yurt dışından yasaklı madde getireceksiniz. Orada bile onları bile bildirmek zorundasınız. Sonradan yaptığınız her değişiklik yeniden formu doldurmanıza sebep olur. Yani bunu isterseniz 15 yıllık kursatınız olur, formu yeniden doldurmak zorundasınız. Böyle ek yapamıyorsunuz, değişik bir uygulaması var bu şeyin, serbest bölgeleri. Onun dışında işte şuradan devam edelim isterseniz. Bir başvuru ücreti, beyefendinin söylediği o 5000 dolar alırız alamayız. Bunu yatırıyorsunuz. Eğer şirket olumsuz bir şey çıkarsa başvuru sonucunda oradan geri alabilme şansınız var. Yine de belli bir parayı oradan kesiyorlar ama bu 5000 dolar yatırdık. Ne sermaye hiçbir şey değil. Sadece işlem verildi bu. O ruhsatı alabilmek için. Müracaat ücreti diye geçer. Daha sonra işte genel müdürlüğe dilekçeyle başvurulur. Şirketi biz kurduk veya daha önce kurmuştuk. Faaliyet konumuz budur. Bizim faaliyet konumuzu da inceleyin, buna göre bir ruhsat verin şeklinde. Tabii burada anlatırken şirketi amaçlar kanunundaki işlev niye var niye yok. Orada tabii ki biz şöyle ihracat yapacağız, bu kadar kişi çalıştıracağız, Türkiye'ye şöyle faydalar bulacağız gibi alt detaylar var. Onları da açıklamak gerekecek. Durup dururken ben şirket kurdum, hadi bir de serbest bölge şubem olsun ya da merkezi oraya yapayım gibi bir şey yok. Bir planla gitmek gerekiyor, bunu belirtmek istiyorum. Daha sonra olumlu olursa işte şirket kurulur ya da daha önce kurulmuşsa faaliyete devam eder. Şube kararı tescil edilir çünkü iki şekilde yapılıyor. 30 gün içerisinde kira sözleşmesinin imzalanması lazım. Yani bu kimle imzalanıyor? İşletici firma bahsettik. Şu an Türkiye'de bir tane kamu kökenli işletici firma var. Bunların bir kısmı kurucu işletici firma diye geçer. Onun anlamı da bölgeyi onların kurduğunu, o aşamada bulunduğunu anlatır bize. Onlarla kira sözleşmesi imzalanır. Bu kira sözleşmeleri de dövizlidir, dolarlıdır özellikle. Dolar geçer dediği üstadım odur. O kira sözleşmesi yıllık. Bunu da peşin alırlar genelde. En bildiğim kadarıyla uygulamada. Çoğu peşindir. Bir yıllık kirayı sizden tahsil ederler. Bunu da her sene arttırırlar. Belli metrekare fiyatları sene başında artar. Onlara dikkat etmek lazım. Tabii bu daha çok müşavir değil de burada yatırımcılar için bir bilgi. Yani o bir ciddi maliyet. Sene başında ödersiniz onu. Bu kira sözleşmesi de çıktıktan sonra işte genel müdürlüğe bunu verirsiniz. Yani ben tüm gereklileri yaptım, artık benim ruhsatımı verin, faaliyete başlayayım aşamasına gelmiş olursunuz. Bu da faaliyet ruhsatının sürecidir. Faaliyet ruhsatını aldıktan sonra ne yapıyor? Şirketi kurduk, tasfiyeyi unutun, belki onu sona kaydırırız slide olarak ruhsat, ama faaliyet ruhsat dönemi aldıktan sonra tabii burada şunu belirtmekte fayda var. Gerçek kişiler de şirket kurabiliyor. Mevzuat olarak bir aykırılık yok. Yani bir uygunsuzluk yok. Tüzel kişi de olabilir. Gerçek kişi de kurabilir. Gerçek kişi çok var mı? Ben tecrübemde maksimum, yani söyleyeyim, 17 yılda 3-5 tane gördüm. Çok fazla görmedim. Çünkü biraz sıkıntılar var işlem yapma aşamasında. Mesela kar dağıtımında şahıs şirketi dediğimiz şirketlerde kar dağıtımı biliyorsunuz olmuyor. Zaten patronun parası kendi cebinde oluyor. Dolayısıyla biraz vergi mevzuatı açısından şeyler var. Yani maliyenin hoşlaşmadığı durumlar ortaya çıkıyor. O yüzden biraz paralel olarak yeni dönemde çok ben kurulduğunu görmedim şahıs şirketi. Geçenlerde bir mükellef yapmak istedi. Ben aynen bunları anlattım. Hani geri dönebilir başvurunuz. Dikkat etmek lazım. İyi anlatmak lazım. Ne yapacağınızı, orada nasıl faaliyet göstereceğinizi. O yüzden biraz şey. Aldık ruhsatı. Artık hani tüzeliz, gerçeğiz, fark etmez. Buyurun. Tekrar alacağız. Gerçek kişi kar dağıtımını yapmıyor. Benim ülkelerim gerçek kişi. Tamam. Dediği zaman şimdi kara geçti. Parası nasıl olacak? Normal vergisiyle bir yer almayacak. Şimdi serbest bölgede kurulu bir şirketten bahsediyoruz. Yoksa Türkiye'den mi? Yok. Serbest bölgede gerçek kişi. Alı
alacak zaten banka, onun yani banka hesabı gibi oluyor ya. Yani hiçbir sorun çıkmıyor. Yani yeni bir sene kâr ödeştik de biz. Zaten orada mükellef açısından bir sorun yok. Vergi idaresi diyor ki, şöyle şimdi orada istisnalar var, anlatılacak gelir vergisi, kurumlar vergisi istisnaları var, ücretle ilgili istisnalar var, üretim yapıyorsanız vesaire, harçlar, bir sürü yani kendi lehinize yararlandığınız şeyler var. Vergisiz ortamda üretim de yapıyorsanız o vergileri de ödemiyorsunuz. Bir de parayı hiçbir vergi ödemeden, normalde tüm istisnalarda kar dağıtımı yapılırken, bu serbest bölge olsun, teknoloji geliştirme bölgeleri olsun, ne derseniz deyin, hep bir stopaj devlet koyar. Eskiden yatırım teşviklerde de vardı, hatırlarsınız. Bu parayı yani siz vergisiz yolla elde ediyorsunuz, kanunsuz demiyorum, vergisiz yani vergi ödemeden. Parayı elde ettiğinizde bunu ortaklarınıza dağıtırken der ki devlet, buna bir stopaj vergisi alayım, minimum bir vergi alayım der. Onun için söylüyorum, burada o da yok. Yani gerçek olduğunda, o yüzden maliye ne diyor? Ya bunları biz serbest bölgeleri 2004'te ne diyor? Daralttık, çok serbesttiler, acayip bir şeydiler. Onları biz daralttık. 2008'de yine bir değişiklik oldu. İstisnaların tipleri, süreleri, dükkanlar yenilenmedi. İyice daraltıldı. Daha da genişletmeyelim. Yani neden? Avrupa Birliği bunları istemiyor. Bizim de hedeflerimizden biri Avrupa Birliği'ne katılmak. Avrupa Birliği mevzuatına istinaden gümrük kanununda da değişiklikler yapıldı bir sürü. İkisi 2008'de paralel geçti zaten. Serbest bölgede, serbest bölgeler kanunu da yani gümrükteki serbest bölgeler kanunu tarifi. Şimdi yapılmak istenen şu. Gelecekte serbest bölge ya olmayacak ya çok az olacak. Bu istisnalar da kalmayacak. Maliye de bunu istemiyor. Yani bu gelecekte baktığımızda projeksiyon bu şekilde. Maliye de bu istisnaları uygulamak istemiyor elbette ki. Benim aktarmaya çalıştığım oydu. Şu an bir sıkıntı yok. Size kimse niye stopaj yapmadınız demez. Ama kuruluş aşamasında belki hani şey denebilir. Biz yatırımcı olarak bunları bekliyoruz. Çünkü orada kıstaslar var. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün nasıl karar verebileceğine, yani bu başvuruları nasıl alacağına yönetmelik var. Hangi kıstasları yapacak, nelere dikkat edecek. Orada şey yapabilir, o kıstaslara uymuyorsunuz diye kurmanıza izin vermeyebilir. Ha, mevcut istisnalar devam ediyor. Ama olduğu için sorun yok. Tabii tabii, yok yok yok. Aman endişeye kapılmayın, varsa müşteriniz bir şey yapmaya gerek yok yani aşamada. Şimdi bir serbest bölgeye girdiniz, faaliyet fırsatımız var, şirketimiz bütün ticaret kanunu, serbest bölgeler kanunu hükümlerine istinaden faaliyet gösterebilir, hiçbir engeliniz yok. Oraya gittiğinizde bir sicil defteri var, oraya kaydediliyorsunuz. Evraklarınız zaten dekont dahil olmak üzere serbest bölgelere işlettiriyorsunuz. Diyelim ki şu anda nasıl 1/4'ün %25'ini nakden ediyoruz, daha sonra geri kalanı 2 yıl içinde tamamlayacağız ya, diyelim ki merkezi oraya kurduk. Onu bile istiyorlar. O dekontu da zamanı gelince hop biri arıyor sizi, bu dekont gelmedi bize, bu sermaye ödendi mi, o transfer gerçekleşti diye sorur. Bu da bir detaydır. Şimdi şeyle, faaliyet ruhsatı başvurusunda yer almayan malların alım satımının üretimini yapmak için izin alınmalıdır. Bize ticaret olarak baktık, üretim de öyle. Yani bir üretim yapıyorsanız, üretim yaptığınızda yani ürün ne çıkacak, ben ne ihraç edeceğim ya da ithal edeceğim Türkiye tarafına düşünürseniz, onların da belirtilmesi gerekiyor. Bu önemli. Yine aynı 98 kesme 4 genelgesi bize onu anlatıyor. Bir de faaliyet ruhsatıyla ilişkin işte bakın şey var. Faaliyet ruhsatının yıpranması durumu var. Bu hani her zaman herkesin başına geldiği genelde çerçeve astığımız evraklarımızda bunlar. Faaliyet ruhsatı şirketin girişinde durur yani çoğu öyledir. Oldu, yıprandı, kaybettik vesaire. Belli bir para istiyor. O da %10'luk şeyin esas başvuru ücretleri. Onun parasını eğer şey yapıyorsanız, kaybettiyseniz ya da yıprandıysa böyle bir para istiyor sizden. Faaliyet ruhsatıyla ilişkili olarak söyleyebileceğimiz önemli şeylerden biri, dikkat, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölge Müdürlüğü, bulunduğunuz bölge müdürlüğünün şirketin faaliyetini, şirketin faaliyetini durdurma ve ruhsatı iptal etme yetkileri var. Bu tabi çok ağır hükümler. Yani bu işlemlerin ciddi tespitlerle yapılması lazım. Bunlardan ilki hangi durumlarda işte 3 ay durdurabiliyor faaliyeti. Üretim yapıyorsanız bitti artık yapamıyorsunuz. Eskiden nasıldı? İşte şey sevk risalesi belli sefer yakalandınız yapmıyorsanız faaliyetinizi durdurabiliyordu mali. Onun gibi faaliyetinizi durduruyorsunuz. Ticaret yapamaz hale geliyorsunuz. Bunlar da yine mevzuatın içinde yazıyor. Bu kanunda yönetmelikte çok detaylı açıklanıyor.
bilgi belgelerin zamanında verilmemesi, yanlış bilgi verilmesi. Sizden dönemsel olarak raporlar isteyebiliyorlar ya da şunları bize idraz et diyorlar. Vermezse ucu açık, hangi belge olduğu belli değil ama böyle hükümler var. Ekipman kullanıcı zarar verildiğinin tespit edilmesi, serbest bölgenin işte bu işletici firmanın yaptığı yatırımlar var, oradaki şeylere hasar verilmesi durumları. Kira sözleşmeleri dedik ya işletici firmayla yapılıyor, onlara uymazsan, yazılı talimatlara uymadın, bölge düzenini bozucu davranışlarda bulundun vesaire. Yani bunlar daha disiplin hükümleri gibi hükümler. Bunlara dikkat etmek lazım. Ya da işte istifade dursat müracaat sorununda beyan faal edilen hususlarda meydana gelen değişikliği bildirmemen, dedim ya farklı üretim yapıyorsun, farklı numaralı ticaretini yapacaksın gibi bir bakıyorlar, ruhsatınızla kıyaslıyorlar başvuru formunuzda, gitip numarası tutmadı ürünü gibi durumlarda böyle yetkileri var. Tabii bu durumda hemen böyle aman ruhsat faaliyetinizi durduralım değil, önce gelin bir konuşalım, bize açıklayın bu niye oluyor, ondan sonra varsa düzeltmeyi yaptırın. Bunlar yani en son önlem olarak uygulanan şeylerdir. Faaliyet ruhsatının bir de iptal durumları var. Şimdi bunlar iki kısımda inceleniyor. Yani iptal edilen, anında iptal edilen. Yani bunu yaparsam illa iptal olur denen bu C bölümü var. Mesela bölge dışındaki faaliyetlerle elde edilen kazanç ilatların bölgede edilmiş kazanç ilat gibi gösterilerek muhasebe kayıtları birleştirilmesi, vergi kaçırıldığının belirlenmesi. Yani bu çok ağır hüküm tabii. Bilmiyorum yani bununla ilgili bir ruhsat iptal oldu. Ben rastlamadım. Oluyorsa zaten çok ciddi problem olmuştur, doğrudur. Zaman zaman serbest bölgelerde stok sayımları yapılır, ani baskınlar yapılır. Devletin kayıtlarıyla şirketin kayıtlarının tutup tutmadığı kıyaslanır. O durumlarda mesela iptal edilenler duyduk. Ben görmedim ama duyduk. Faaliyet ruhsatının iptal edildiği, istisnaların da elbette ki faaliyet ruhsatına bağlı olarak iptal edildiği durumlar var. Bir şey var, hani vardı ya faaliyetin 3 ay durdurulması. Bu şey B bölümü de şey yapıyor, yani bu durum sürekli devam ederse, bilgi belgeleri ibraz etmedim. Başvuru formundaki diyelim ki malları bize beyan etmiştim, bu değişti, değişiklik oldu hükümlerde. Bunun devam etmesi halinde iptal olan durumlar var. O da işte B bölümünde anlatılmış yine şeyin, yönetmeliğin, bu aynen yönetmelik kopyasıdır. Oradan aldığımız açıklamalardır. O önemli, onlara dikkat etmek lazım. Bizim mali müşavirler olarak dikkat etmemiz gereken de faaliyet ruhsatı var mı, süresi geçti mi? Çünkü biz mali müşavir olarak ne yapıyoruz? Muhasebeleri tutuyoruz ya da incelemelerini yapıyoruz. Neyse, verdiğimiz hizmetin tipine göre istisnanın uygulanması için faaliyet ruhsatının olması gerekiyor. Bu ön koşul. Bu olmadan istisna uygulanamaz arkadaşlar. Dolayısıyla faaliyet ruhsatı iptal edildiyse, dondurulduysa o süre zarfında da bu istisnalardan faydalanılmaması gerekiyor. Bizlere düşen durum ya da görev, müşterilerimizin ruhsatının faal, aktif, dondurulmamış, iptal edilmemiş olması gerekiyor. Zaten iptal edilmiş olması demek kira sözleşmesi de iptal edilir. O şirket yani fiilen de orada faaliyette bulunamaz. Ama dediğim gibi istisna için belli dönemlerde o istisnalardan faydalanıldı, hangi döneme girdiği konusunda şey yapmak lazım, dikkatli olmak lazım. Şimdi şirketi kurduk, şeyleri yaptık. Ödeme işlemleri en önemli konulardan biri. Hep tartışma götüren bir konu olmuştur. Serbest bölgelerde ödemeler nasıl yapılır? Hatta bazı serbest bölgeler bunu abartarak ödemeler mesela dövizle yapılması gerektiği bir kanunda yazılı. İki, bununla ilişkili bir bakanlar kurulu kararı var. İşte 85 yılında çıkmış bir karar, eski bir karar. Ama halen geçerli bir karar. Sadece yatırım aşamasında mal hizmet bedelleri, işçi ücretleri aynen böyle yazıyor. Kiralar Türk lirası üzerinden ödenebilir. Onun dışında her şey dövizli olmak zorunda. İşçiye maaş ödüyorsak, çalışana maaş ödüyorsak dövizli ödemek zorundayız. Bu çok önemli bir durum. Ha, yaptırımı ne? Tartışmalı. Yani ne oluyor? Oradaki kurala uymamış oluyorsunuz. Bu kurallara uymayınca da faaliyet ruhsatıyla ilişkilendirilebilir. O tarz sıkıntılar yaşanabilir ama adli bir para cezası ya da idari bir para cezası gibi bir hüküm ben hiç rastlamadım. Ruhsatla ilişkilendirilir. Yani hep, yani hep oraya şeydir çünkü. Onu mu yaptın? Hemen ruhsatına bak falan gibi bizim sopalı yaklaşımımız vardır. Çünkü kanun öyle diyor. Şuna dikkat etmek lazım. Şimdi serbest bölge müdürlükleri de bu kanunu hep yorumluyorlar. Diyor ki sen dövizle ödemek zorundasın çalışanların maaşlarını.
sözleşmelerinde dövizli yap falan böyle çok değişik yorumlar oluyor bu konularla ilgili. Öyle bir zorunluluk yok. Türkiye'de serbest sözleşme yapma hürriyeti var. Tabii ki kanunlar çerçevesinde iş kanununa göre yapılması lazım değil mi? İş sözleşmesi bir geçiyorsa sürekli ikaz edersin mesela. Ama öyle yorumlar oluyor. Çok rastladık. O kararları da iptal ettirdik zamanında. Benim de çok şeyim oldu, tecrübem oldu o gibi konularda. Çünkü ödeme şunu şöyle yaparsam böyle yapamazsın. İşte dolarla yapabilirsin, döviz yazıyor, euroyla hemen bir engel çıkarıyor. Yani euroyla yapma çünkü bütün işlemler dolar yürüyor. Sen euro yapmak istiyorsun. Aksini iddia ediyor mesela idare. Bu gibi sorunlar hep yaşanıyor maalesef çünkü çok yorum yapılıyor. Konuyu uzatmıyorum, biraz üzerinde fazla durdum galiba ama önemli olduğu için. Bir de o maddenin bakanlar kurulunda kararında sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara Türk lirasıyla yani devlet ben TL öderim maaşlarını diye özel bir hüküm var. Yani bu bizi ilgilendirir ve en azından bilgi olarak vermekte fayda var. Devam ediyorum. Şimdi serbest bölgelerde gümrük rejimlerin hani dışında kalması, gümrük sınırlarının dışında kalması geçici maddeyle hükümlerine istinaden devlet ya da kanunun getirdiği bir zorunluluk var. Serbest bölgeye giriş ve çıkış formu. Serbest bölgede yapılan her işlem bu bahsettiğim forma bağlanmak zorunda. Bu form da artık 2006'da dijital ortama yani elektronik ortama pilot olarak geçti. 2007'den itibaren birçok serbest bölgede yayınlandı. İki tane genelge çıkmıştı. En son 2013'te artık dediler ki her şey elektronik. Nasıl şimdi e-defter, e-fatura, e-beyanname orada da gümrük işlemleri zaten gümrük biliyorsunuz şu anda yaklaşık 6-7 senedir gümrük beyannameleri elektronik olarak sisteme giriliyor ve veriliyor. Her ne kadar evraklarını biz kağıt ortamında toparlayıp ek yapsak da serbest bölgelerde de öyle form elektronik dolduruluyor. Ekine belgeler, fatura, ön statü belgeleri vesaire, yani gümrük kanununun ve serbest bölgeler mevzuatının öngördüğü belgeleri ekliyoruz. Bu nedir? Mal getiriyoruz, orada dolduruyorsunuz. İşte şuradan geldi, menşei bu, bölümleri var. İşte şu kadar getiriyorum, şunu alıyorum, ticari dedim ya, dört tane madde var. Ticari mal mı getirdin, demirbaş olarak mı getirdin, olabilir. Yoksa neydi bir sonraki? Sarf malzemesi, tüketim, yani üretim yapıyorsanız orada bir takım tüketim malzemelerine ihtiyacınız var, ham maddelerine ihtiyacınız var, o kategoriye sokuyorsunuz. Serbest bölge işlem formunun önemi bu. Bir de bu şeyi doldururken, formu doldururken devlet diyor ki, orası serbest, ben senden zaten çok vergi almıyorum, fon alacağım. Gerçi bu da bir çeşit vergi tabii, devletin öngördüğü. Çok fazla kanun değişikliği olduğu için de herkesin ne zaman faaliyet ruhsatını aldığına bağlı olarak bu fonun oranı, bu fonun alıp alınmayacağı belirleniyor. Bunun üzerinde çok durmak istemiyorum çünkü 2004'ten sonra biraz sonra Üstad anlatacak vergi bölümünde kendisine devredeceğim tekrar mikrofonu. Her ne kadar şu an mikrofonsuz konuşsam da. Orada bahsedeceğiz. 2004'ten sonra artık burada faaliyet yani burası serbest bölge oluyor. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler ikiye bölünmüş durumda. Bu nedir? İmalat yapanlar, imalat yapmayanlar, fiilen üretim yapanlar. Bir de bunun üstüne kanunlar çok fazla değiştiği için 2004'ten önce ruhsatını alanlar, 2004'ten sonra ruhsatını alanlar diye hem de faaliyet yapıp üretim olanlar olmayan diye aslında 4 grup mükellef var şu anda serbest bölgelerde. Yani bu neden önemli? Fon ödenmesi açısından önemli, vergi istisnaları açısından önemli, buradaki kuralların uygulaması açısından çok önemli. Hangi gruba giriyorsa o grubun vergisini ödeyecek diyelim kısaca özetle. Burada da form o yüzden önemli. İşte imalatçı kullanıcılar yani kanun değişsin değişmesin geçmişten beri imalatçı olanlarla 6-2004 öncesi faaliyet ruhsatı alan kullanıcılar için herhangi bir mal hareketi varsa kanun diyor ki yurt dışından bölgeye getirirsen 1000'de 1 malın bedeli üzerinden, sit bedeli üzerinden 1000'de 1 alırım. Öbüründe bölgeden Türkiye'ye çıkarırsan şunu alırım. Yani bu bir tarifedir. Hangilerinden alınacağı, hangilerinden alınacağı yönetmelikte detaylıca yazılmıştır.
Burada bence önemli olan bunu belirtmek. Onun dışındaki tamamen okuma. Çünkü çok uzun istisnai durumlar var. Şunlardan işte mesela en önemlisi bence yatırım olarak bölgeye şey getirdiniz, makine getirdiniz, arızalandı, dışarı çıkarmanız lazım. Ya da bakım tamire gidecek, bir şekilde izin alınacak. Bunun için fon alınıp alınmayacağı. Çünkü zamanında zaten bir takım şeylerle getirmişsiniz, güçlüklerle. O dönemde fon alınmış, alınmamış kanuna göre değişiyor. Mesela o istisnai bir durum. Yani böyle bakım tamir işlemlerinde uygulanmıyor. Gibi. Yani bunlara sadece bakmak lazım. Karşılaşanlar için özellikle şu anda müşterisi olanlar için önemli bir durum. Ha nedir? Bunu biz yapıyor muyuz? Genelde bu işi kendileri çözüyor mükellefler. Yani orada yerleşik kişiler. Ya da gümrükçüler yapıyor bu formları dolduruyorlar. Fonun hesaplanacağını en iyi de hesaplanıp hesaplanmayacağını onlar biliyor. Ha biz neyi biliyoruz? Onun masraf yazılıp yazılmayacağı, evrakların doğru olup olmadığı konusunda müşavirler olarak o kontrollerimizi yapıyoruz. Yine kanunda bir istisnai hüküm var. Devlet diyor ki hani burada dış ticaret rejimleri uygulanmıyor diye anlatmıştık. Gümrük vergisi bölümünde biraz daha üstünde duracağız vergiler bölümünde. Şimdi dış ticaret hükümlerinin uygulanmıyor olması demek Türkiye'ye gelirken açılması gereken gümrük vergisi beyannamesi biliyorsunuz yani bir süreçtir. Siz malı getiriyorsanız Türkiye'ye veya serbest bölgeye, Türkiye sınırları içerisinde önce taşıyan taşıyıcı yani gümrük süreci öyle işte bir özet beyan taşıyıcı ben Türkiye gümrükleri Türkiye'ye şu mükellefler adına değil mi mal getiriyorum. O malı önce özet beyanla bildiriyorsunuz. Sonra bunu ithal edecek firmalar Türkiye için konuşuyorum. İthal edecek firmalar da gidiyor gümrük beyannamesi açıyor. Her biri parça parça özet beyan numarasını yazar, ilgili evraklarını yazar vesaire yapar. Şey içinde değişmiyor bu, serbest bölgeler içinde ama tipi değişiyor. Hangi rejimlere göre alacağımız, işte transitten bahsettik biraz önce. O rejimler içerisinde serbest bölge diye geçer, serbest bölge rejimi yazmaz bu kanunda. Tipini seçerek serbest bölgeye yine gümrük beyannamesi açmak şartıyla işlem yapılır. Bir istisnai hükümde sarf malzemeleri için getirilen 5000 dolar altı şeydir, durumdur. Yani şöyle söyleyelim. Serbest bölgede böyle orada da insanlar yaşıyor, ihtiyaçları var, yemek yiyorlar, efendime söyleyeyim. Oradaki sarf malzemelerini bir an önce almak istiyorlar. Gümrük beyannamesi açmak külfettir ve vakit alır. Masrafı vardır her şeyden önce. Bu bürokrasiden kurtarmak için böyle bir istisna hüküm getirmiş. Devlet diyor ki 5000 doların altında eskiden çok düşüktü, 2010'da değişti. 500 dolardı eskiden, 500 dolar kimse memnun etmiyordu. İşte kanun değişikliğiyle arasında bir de bu girdi. 5000 dolara kadar sarf malzemesi alınabiliyor. Bunu ne yapıyorsunuz? Gümrük tarifi istatistik konusunu belirterek, efendim, şeyi açarak, gümrük işlem formunu açarak, serbest bölge giriş işlem formunu açarak bunu yapabiliyorsunuz. Beyanname sorulmuyor size. Bu böyle bir kolaylıktır. Yönetmeliğin 30. maddesinde düzenlenmiştir. Tamam. Onun dışında az bir bölümümüz kaldı. O bir saati şey yapmayalım çok yormadan. 5000 dolar altı işlemler özellikli bir durumdur. Bunda KDV var vesaire. Sürekli böyle insanlar farkında olmaz. Sarf malzemelerinde tabii fatura KDV'li düzenlenir. Serbest bölge işlem formuna bağlanır, içeri alınır. Gümrükte ihracat durumları oluyor ya yani serbest bölge getirdiğimizde çoğu KDV'siz fatura kesilir. Serbest bölgeye teslimler açısından. Ama baktığımızda KDV hükümlerini üstad anlatacak. İşlemin önüne göre KDV'nin olup olmadığı, yurt dışından malzeme geliyor, hizmet alıyorsun, acaba KDV var mı, bunda yok mu? Onu detaylıca göreceğiz. Benim tek vurgulayacağım, 5000 dolar altı işlemler için bir kolaylık var ama bununla demirbaş getirmek büyük sıkıntılara sebep olur. 3000 dolarlık bilgisayar aldınız. Gümrük şeyle sarf malzemesi olarak bildirdiniz. Bu ne demek? Envantere girmemesi demek. Yani envantere girmedi, ben bunu tükettim. Şey öyle bakıyor, serbest bölge ve gümrük. Envantere girmiyor, onu tutmuyor. Şimdi envantere geçeceğiz, orada anlatacağız. Bu ne demek? Siz oraya uzun dönemli, yani normalde nedir? Duran ve dönem varlık arasındaki fark. Uzun dönemli kullanacağınız bir ürün sokuyorum demiyorsunuz. Ve o arızalandığında, onu tekrar geri Türkiye'ye gönderme gerektiğinde,
tasfiye aşaması girdiğinde kayıtlarda olmayan bir ürünü çıkarmaya çalışmanız demek. Bu da çok büyük sıkıntıdır. Dikkat etmek lazım. Konuyu uzatmadan envanter defterine bağlıyorum. Bildiğimiz envanter defteri değil. Biz normalde vergi usul kanunu hükümlerine göre tasdik ettirdiğimiz envanter defterlerini kullanıyoruz. Orada ne var? Tutar var, miktar var, bilançoya bağladıklarımız, envanterlerimiz var yani. Envanter çıkarmak deyimi vardır vergi usul kanununda. Onu yapıyoruz. Bu öyle bir şey değil. Bu tamamen yine bir genelliğe tanımlanmış. Biz buna föl diyoruz aslında. Şurada bir örneği var, detaylarını anlatacağım. Böyle bir defter tutmak zorundasınız diyor mevzuat. Bu ne demek? Gümrükte tuttuğunuz, işte gümrükte normalde şöyle olur, bilgisayar adet değildir, kilodur, kaptır. Yani hep nasıl taşındığı hacmi tarif edilmeye çalışır, gümrük tarif istatistik pozisyonuna göre yapılmaya çalışır. Bu bizim bildiğimiz envanter defteri değil, ona dikkat etmek lazım ve ayrı bir defter bu, onu takip etmek gerekiyor. Ve bununla ilişkili bildirim yükümlülükleri var. Onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bir sene sonra bildirmek gerekiyor. Buradaki en önemli durum da şu. Hem serbest bölge müdürlüğünün hem gümrük muhafaza müdürlüğünün serbest bölgelerde inceleme yetkisi var. Yani anında baskın yapar. Ne var ne yok görür. Gümrük kanunundan gelen bir hüküm de 48 saat içinde giriyorsa size bir stok hareketinize, envanterinize bir şey geliyorsa, bir hareket oluyorsa onu kaydetmemiz gerektiğini zorunlu olarak yazıyor. Kanundan gelen bir, yani 48 saat içinde şu gördüğünüz formatta olan envanter defteri, serbest bölge envanter defterinin köyüne bunu kaydetmemiz gerekiyor. O çok önemli. Normalde vergi usul kanunu hükümlerine göre süreler var. Hangi sürelerde kaydedebileceğimiz var. Bu onun tersine işleyen, farklılık arz eden bir konu. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ve tabii burada en önemli şey, gümrük idarelerine bakın altta yazıyor. Eşyayı teşhis, eşya hareketlerini izleme olanağı verecek şekilde tutmak. Yani kayıtlarınızı güncel tutmak zorundasınız. Ben bir sayım yaptım, 5 yıl böyle gidiyor gibi bir hüküm yok. Her sene serbest bölge müdürlüğüyle mutabakat yapılıyor serbest bölgelerde. Envanter, ey gümrük, ey serbest bölge, benim envanterim bu, seninki ne gibi karşılıklı mutabakat yapılıyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki bu sizin resmi kayıtlarınızda olan şeylerin, envanter kayıtlarının buradaki envanter defteriyle birlikte serbest bölgelerle kıyaslanması. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yine aynen noter veya gümrük müdürlüğünce onaylatılması gerekiyor. Bu ayrı bir defterdir. Nasıl vergi usul kanununda bir sürü defter var. Kimisi tasdike tabi, kimisi değil. Ama yardımcı defter tutmak zorundayız. Bu da öyle. Bir yardımcı defter. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yıl sonu onayları Ocak ayı sonuna kadar gümrük müdürlüğü. Yani kapanış onayı gibi bir şey. Şu an nasıl vergi usul kanununda yine ticaret kanununa göre yapmamız gereken kapanış onayları var. Aynen buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bize düşen ne? Mükellefleri uyarmak. Envanter defterlerinizi Ocak ayı sonuna kadar gümrük müdürlüğüne kapanışını yaptınız mı, onayını yaptınız mı? Aslında kapanış demeyelim de ara onay gibi bir şey. Çünkü bir defter sonuçta. Yeniden açılışını yaparsınız, kapanışını yaparsınız. Muhakkak götürmeniz gerekiyor. Bir de yıllık stok bildirimi ve üretim takip formu. Bunları da her sene Ocak ayında yapmak gerekiyor. Üretim yapıyorsanız, çünkü neden? Sizin mevcut bir stoğunuz vardır, bunu kullandınız. Satılan malın maliyetine ya da ticari mal maliyetine, değil mi? Bir takım şeyler gitti. Tutarlar gitti, bazı ürünler artık yok. Çünkü üretimde kullandık. Bunları da stoklarınızdan düşürebilmek için bu formları doldurmak zorunda mükellefler. Ha bunu biz mi yapıyoruz, bizim görevimiz mi bilmiyorum. Muhasebeyi nasıl yaptığınıza bağlı ama genelde envanter defterini mükellefin kendinin tutması çok daha iyi. Biz 24 saat orada değiliz, 48 saat içinde kayıt hükümlülüğü var. Biraz zor. Stok kontrolü ve üretim takibi yapılması gerekiyor. Bununla ilişkin bildirimleri yapmak gerekiyor. Onayını da bir gün önceden mi yaptınız? Efendim? Tabii ne zaman kullanmaya başladıysa, yani diyor ya Ocak'ta kapanış gibi ya da ara onay gibi olması gerekiyor. Evet ki şeye baktığımızda mevzuata kullanmaya başlarken, yani bir öyle bir yıl falan kavramı yok, vergi usul kanunu gibi düşünmeyin. Kullanmaya başlamadan önce yeni hesap dönemi diyebilirsiniz. Onu götürüp tasdik ettirmeniz lazım. Neden? Ne stoğun vardı, ne kapattın, ne açıyorsun. Yani onların tespit edilmesi ve mutabakatının yapılması amaçlı. İdari cezalar yine yok
şeyde. Gümrük mevzuatı var. Bir de yine ruhsata bağlanıyor tamamen. Yani serbest bölge ruhsatı, ibraz etmemek, var mı cezası, 3 ay çıkmamdan sonra cevap etmek. Artı gümrük mevzuatı da bir statsiz doğru da söylüyorlar. Kısa bir şey yapayım araya, bilgi vereyim arkadaşlar. Bakın şimdi bu defterin tutulması çok 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 önemli. Diğer defterlerden çok daha önemli. İdari para cezası olmaması hiç önemli değil. Eğer o defterde sizin stoklarınız gerçeği yansıtmadığı görülürse, yazılmamışsa zaten herhangi bir belge yok demektir. Bu durumda arkadaşlar gümrük kaçakçılığına girer. Yani bir idari para cezası yok, hapis cezası var ama gümrük kaçakçılığına girer direkt. O yüzden çok önemli, ne olur bu gerek stok takip formu, gerek bu üretim takip formu ama en önemlisi envanter defteri. Arkadaşlar o defterde eğer sizin atıyorum 100 adet malınız görünüyorsa, depoya girilip bakıldığı zaman 80 adet çıkıyorsa 20 adetini kaçak olarak sınırdan geçirmişsiniz demektir. Bunun kaçakçılığına girer. Yani işin hassasiyeti bu anlamda çok çok önemli. Ne olur buna dikkat edin ve arkadaşımız söyledi, bu defterler kim tarafından tutulacak? Çok önemli. Sakın siz tutmayın. Çünkü bu sizin işiniz değil arkadaşlar. Bu gümrükçünün işi veyahut da firmanın elemanlarından gümrük işine bakanların işidir. Bu paralı bir defter değil. Üzerinde bir para yazmıyor. Efendim adı defter diye muhasebeci tutar diyorlar. Gümrükçüler işin kolayına kaçıyorlar. Bu doğru değil. Israr edildiği zaman tutmak zorunda kalıyorlar. Çünkü niye? İşlem yaparken koltuğunun altında gümrük aracısının, komisyoncusunun bu defter olmak zorunda. Gümrükle beraber yazacaklar. Bakın defterin mahiyetini görüyorsunuz. Arkadaşlar bizim yazabileceğimiz gibi bir defter değil. Örnek çok doğru. Bilgisayar. Ben önce şaşırdım, çok geçirdim. Bilgisayar kiloyla olur mu? Evet. Uluslararası mevzuatta da böyleymiş. Kiloyla bilgisayar. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunu bilemeyiz. Nereden bileceğiz? Oraya kilo yerine adet yazsak yandık. Dolayısıyla burada çok önemli olan nokta şu. Sizler eğer firmanın devamlı muhasebecisiyseniz bile bu defteri tutmayı gümrükçülere lütfen söyleyin, havale edin. Hele bürolu mu meslektaşları bu deftere sakın ha ellerini dahi sürmesinler. Çünkü bu vergi usul kanununa göre bir defter değildir. Aynı isimli defter zaten vergi usul kanununda var. Bu yine envanter defteri olarak geçiyor. Biz karışmasın diye kendilerimizde gümrük envanter diyoruz. Ama üzerinde sadece envanter yazar. Bu sadece bir mal takip köyüdür. Mal takip formudur. Defter haline getirden de benim. Çıktı kanunda böyle bir şey yok, defter adı öyle ama sonra biz bunu matbaacılara götürdük. Biraz da büyüttürdük oradaki formu ve dolayısıyla defter haline böyle geldi. Arkadaşlar sizin göreviniz bu defteri tutmak değil. Kesinlikle üstünüze vazife olarak almayın. Sonra demin bahsettiğim bu ciddi sorumluluğun hesabı size sorulabilir. Hiç üstünüze vazife olmadığı halde. Evet, idari para cezası yoktur. Evet, herhangi bir yerde bir şey görünmüyor. Ama sonucu, bildiğim için söylüyorum, gümrük kaçakçılığına gidiyor. Bu da çok çok önemlidir. Keşke usulsüzlük cezası vergi usul kanununa göre bir ceza olsa daha da iyi olurdu, daha kolaydı. Ama bu nokta hassastır. Günlük mü hocam bu defterin? 48 saat. 48 saattir. Onun için biz şöyle diyoruz, 48 saatte deniyoruz müşterilerimize. Anında yazılır. Gümrükte işlem yaparken, arkadaşlar niye? Biraz uzatıyorum ama konu çok önemli. Gümrük memurunun önündeki defter aynısı. Yani gümrük memuru ona yazarken zaten gümrük komisyoncumuz yanında. Ne yazılıyorsa aynısını da kendi envanter defterinize yazın ve olay bitsin diyoruz. Bu kadar net ve açık. Sonra onların o özelliklerini, o sütunlardaki özellikleri gümrükçüler bilir. Biz bilemeyiz arkadaşlar. Orada kap adedi diyor. Kapın ne olduğunu bile biz çok seçemeyiz. Çünkü büyük kaplar, küçük kaplar var. İçinde olanlar var. Velhasılı bu defter adı defterdir ama muhasebeciyle alakalı bir defter değildir. Gümrük komisyoncusunun defterleri de tembih edin. Çok önemlidir, dikkat etsinler. Mesela bahsettim, 100 tane mal var, 80 tane çıkarsa eyvah, sorun. Ama bu 20 tane düşüp kırılmış da olabilir. Bakın, düşüp kırılmış olabilir, parçalanmış olabilir. Arkadaşlar orada hiçbir şey çöpe atılmaz. Hemen ilgili memurlara haber verilir, gümrük müdürlüğüne ve
Bölge müdürlüğüne iki yere haber verilir, hemen derhal, derhal, hiç zamanı da yok bunun ve iki tane görevli gelir, zabıt tutarlar. Ondan sonra o demin Alp Bey'in bahsettiği şekillerde imha edilebilir ancak. Burada envanter defteri de envanter kayıtları çok önemli. Adı serbest bölgedir ama hiç de serbest değildir. Çünkü her türlü mal giriş çıkışları hem sizde kayda girer, hem gümrükte kayda girer, hem işletici firmada kayda girer, hem de gümrük müdürlüğünde. Dört yerde birden yazılmak zorunda. Ve dönem sonunda da bu Ocak ayında falan da lütfen siz stok bildirimini içeriye vermeden önce gümrükçünüze verin. Gümrükçünüz gümrük müdürlüğüyle çek etsin, kontrol etsin. Alan muhafaza farklı bir miktar bildirilirse başınız yine derde girer. Teşekkür ederim. İsterseniz bir 15 dakika ara verelim. Bu bölüm çünkü bir 4-5 slide daha var. Biraz daha sürecek. Buçukla başlayalım. Önce şu bölümü tamamlayıp daha sonra vergi işlemlerindeyiz.